Efendim merhaba. Zorunlu olarak yine altılı masa, altılı masanın efendim Cumhurbaşkanı adayı kim? Bunun üzerine konuşacağız. Mecburen. Çünkü gündem bu ve her geçen dakika ve her geçen gün çok büyük sıkıntıyla geliyor, stresle geliyor. Stres anlamını baskı, basınç anlamıyla ele aldım efendim stres konusu ifadesini, kavramını. Peki şimdi ne söylemeye çalışıyorum? Söyleyeyim şimdi. Kemal Bey'in öncelikle medya mensuplarıyla dün internet medyası sorumluları da dahil olmak üzere bir konuşması vardı. Bakın şimdi orada 5 Ocak'ta altılı masa yeniden bir araya geliyor. Yeniden konuşacaklar. Diyor ki Kılıçdaroğlu o masada diyor hükümet programı ortaya çıkacak. Yani seçimi kazandıktan sonra kuracağımız hükümetin programı. Biz baştan beri uzun bir zamandır hep bunu konuşuyoruz. Yani ne yapacak, ne edeceksiniz? Özellikle ekonomi konusunda ne yapacaksınız? Bir bunu anlatın bize bir. İkincisi, Türkiye'deki bu kaçkınları ülkelerine nasıl göndereceksiniz? Her ne kadar daha önce sokak afişleri de dahil olmak üzere 2 yıl içinde göndereceğiz diye Kemal Bey'in iddialı ifadeleri var. Fakat öteki parti liderlerinden bu kadar iddialı o konuyu duymadık. İşte şimdi bunu göreceğiz. Diyor ki yargıdan üniversitelere 9 başlık, 72 alt başlıkta neyin nasıl yapılacağı çalışılıyor. Yani ayın 5'ine kadar, 5 Ocak'a kadar bunu yapacaklarmış. Aday seçim kararı alındıktan sonra açıklanacak. Burada da bir sakınca yok. Bir önceki konuşmamda ifade ettim. Bak burada da bir sakınca yok. Tek aday, çok aday bilmiyorum ama belirlediğimiz adaya herkesin oy vermesini isteriz. Şimdi bak burada bir tuhaf, bir karışıklık var burada. İşte bunun üzerine konuşacağım. Efendim 6 genel başkan da adayın arkasında durursa sorun kendiliğinden çözülür. Peki. Şimdi bunun üzerine ifade edeyim. Doğal olarak benim gibi medyada bulunan herkes siyasi parti mensuplarıyla, sorumlularıyla, ne bileyim yani dostluğu olan milletvekilleriyle hep konuşuyoruz. Yöneticilerle konuşuyoruz. Bunun aday kim olacak, ne olacak, ne bitecek. Ancak hep söylediğim düşüncemi bir kez daha yineleyeyim. Bu aşamada benim için adayın kim olacağı konusunun hiç önemi yok. Hep söyledim. Minimum 367, mümkünse 400 milletvekilini çıkarsınlar. Asıl bence uygulanacak olan büyük strateji bu olması gerekir. Bakalım programları bir açıklansın göreceğiz. Şimdi doğru olan ne? Doğru olan tek adayla gitmeleri. Çünkü çok aday meselesi zaten Erdoğan'ın istediği bir husus. Burada bir tuzak görüyorum ben. Bir bakalım bu 6 kişi neye karar verecek. Şimdi öte yandan muhalefet açısından değerlendirdiğimde önlerinde büyük bir şans var mı? Gerçekten şu anda çok büyük bir şans var. Söyleyeyim o da. Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılmış olan bu hukuk darbesi, hep söyledim ilk günden itibaren bir kez de altını kalın çizerek söylüyorum, kabul edilemez. Bunu şiddetle reddediyorum, şiddetle de reddedilmesi gerekir. Ama hesaba katılamayan bir konu, o konu da şu, işte muhalefet açısından bir büyük şans doğdu. Şunu anımsatayım efendim, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tı. Ne oldu? Görevden aldılar. Şimdi görevden alınca AKP Ankara'yı da aldı biliyorsunuz Melik Gökçe'yi de. Şimdi İstanbul'u görevden alınca orada bir tepki oluştu AKP'ye karşı, Erdoğan'a karşı. Ondan sonra seçime girildi. Ne oldu? 13 bin farkla alınmış olan seçime bir şekliyle öyle katakulli böyle katakulli efendim yineletildi. Sonuç 800 bin oy farkla halk şunu söyledi. Arkadaş artık vicdanen rahatsızız. Verdiğimiz oylara, seçtiğimiz kişilere niye dokunuyorsunuz? Hani ısrarla Erdoğan ve kurmayları hep şunu söylüyorlardı. Efendim halkın iradesi, halkın iradesi, halkın seçtikleri, halkın seçtiği diye. E peki halkın iradesi ise ve halkın seçtikleri ise niye sürekli olarak dokundunuz? İşte şimdi Ekrem İmamoğlu'na karşı yürütülen bu davadan çıkan sonuç, yani onun politik yaşamına son vermeye çalışılıyor oluşu. İşte mahkemenin yerel mahkemeden böyle bir karar çıktı. Siyasetten el çektirilmesi. Eğer bu onaylanırsa hiç kuşkusuz ki İstanbul Belediyesi'ne öyle ya da böyle belli bu işte teröristleri ya da işte PKK'lıları orada istihdam ettiler diye gelen bir rapor var. Onun üzerine
Cumhuriyet Savcılığına ya da Cumhuriyet İslam Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusu var. Onun arkasından ne çıkacak bakalım göreceğiz. Ama seçimin hemen öncesinde Erdoğan'ın istediği tek şey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bir şekliyle AKP'ye geçirtmek. İster buraya kayyım atayarak bunu yapsın, isterse İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çoğunluğu biliyorsunuz efendim AKP MHP milletvekillerinden çıktı, parti meclisi üyelerinde. Dolayısıyla şimdi ne olacak? Oradan birisini çıkartacaklar veya örnek vereyim işte çok güçlü olunan Ümraniye Belediye Başkanı. Aklıma geldiği için söylüyorum. Başka bir yerde söyleyebilirdim ama aklıma şu anda gelmedi. Neyse. Efendim onlardan birisi olacak. Peki bunu İstanbul halkı, İstanbul'u yaşayanları bunu kabul edecekler mi? Muhtemeldir ki kabul etmeyecekler. Şöyle bir örnek vereyim buradan yola çıkarken. Efendim yapılan araştırmalarda adalete güvensizlik, bu oylanıyor işte kamuoyu araştırması yapılıyor. Adalete güven %31. Bakın yerlerde sürünüyor artık. Bu kabul edilebilir bir husus değil. AKP'ye oy verenler şimdi son yapılan araştırmalarda işte %35 ile %38 arası çıkartıyorlar. Yani bu ne demek? Bu aritmetik çıkartmayı toplamayı yapalım. AKP'ye oy verenlerin tamamı bile bak buraya adalete güvenmiyorum diyor. Ha bunun sebebi çünkü adalet siyasallaştırıldı. İşte eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in ünlü bir cümlesi vardı. O derdi ki eğer camiye din girerse özür diliyorum. Eğer camiye siyaset girerse din kaçar. Eğer adalete, mahkemeye yani adliye sarayına siyaset girerse adalet kaçar. Yani camiye, adalet sarayına ve okullara siyaset girmeyecek, üniversiteler hariç. Tabii kışlaya da girmeyecek, o başka bir şey. Peki efendim, sürdüreyim. Şimdi durum bu. Gerçek bu. Onun dışındaki başka gerçekler var. Ekonomi en büyük gerçek. Geçen seferki de bir önceki konuşmamda da zaten ifade ettim. Hepimiz içinde yaşıyoruz. Şimdi gelelim şu efendim Cumhurbaşkanı adayı seçimi meselesine. Yani altılı masa tek bir kişiye mi karar verecek yoksa çoklu adayla mı gidecek? Şimdi bunun süreç içerisinde göreceğiz. Ama tekrar çok net ifade edeyim efendim. Tek adayla gidilmesi en doğru karardır. Evet buna oradaki 6 kişi karar verecek. Belki oradaki parti başkanlarından birisini söyleyecekler, kendi aralarından birisini işaret edecekler Meral Hanım hariç olmak üzere. Çünkü o en baştan zaten çizgisini çekti, sınırını koydu. Ben dedi başbakan olacağım. Peki bunu niye söylüyor? Bunu söyleme sebebi şu. Şunu unutmamalıyız. Seçilecek olan cumhurbaşkanı, bu kurulacak olan güçlendirilmiş parlamenter sisteme göre o makamda bugünkü yetkileriyle ve pozisyonuyla 2 yıl oturacak. 2 yıldan sonraki yani bu süreç içerisinde bütün bu düzenlemeler yapılacak. 2 yıldan sonra kendisi şu andaki sahip olmuş olduğu haklarından ya da sahip olmuş olduğu ne yazık ki Türk halkının %53'e yakınının vermiş olduğu oylarla bu büyük bir güç kazandırıldı. Sahip olmuş oldu bu yaptırım gücünden, tek adamlığından bundan vazgeçecek. Bunu ne yapacak? Parlamentoya, parlamenter sisteme tekrar evrilecek. Bunu oraya devredecek. İşte orada icraatçı bir başbakan kimliği ortaya çıkıyor. Öyle bir figür ortaya çıkıyor. Yani ondan sonraki süreçte eğer şuna karar verirlerse, tabii orada iki şık var. A şıkkı, efendim devretti 2 yıl sonra. Evet, anayasa da değiştirildi. Ya halka kamuoyuna gidildi, halk oylamasına ya da 400 milletvekilini kazanmayı başardılar. Doğrudan doğruya mecliste değiştirdiler bunu. Yani anayasayı mecliste değiştirdiler. Yola devam ediliyor. Veya 2 yılın sonunda bütün bu düzenleme şurada bize vaat ettikleri diyor ya 9 başlık ve 72 alt başlıkta neyin nasıl yapılacağı bunu bizle paylaşacaklar. Ondan sonraki süreçte yeniden seçime gitme kararı alabilirler. Bakın yeniden seçime gitme kararı alabilirler.
Yani Cumhurreisi seçilecek olan kişi, bir daha ifade ediyorum efendim, 2 yılın sonunda makamından ayrılmayı kabul etmişse eğer bu koltuğu terk edecek. Ha, buradaki figür önemli. Yani buradaki makamı kim terk eder? İşin en başında işte o masada bu kişinin konuşulması şarttır. Yani burada eğer belirlenecek olan kişi, bakın kişi, bireysel zaaflarından, o koltuğun parlak sevdasından, uzun sözün kısası, kendisine kariyer geleceği biçme sevdasından vazgeçebilecek bir kişinin olması artık şarttır, hayatidir, gereklidir. Şimdi bunu kimlerin arasından seçerler? Buna oturup işte orada bu 6 kişi bu kişiyi belirleme ve seçme iradesini, basiretini gösterebilsinler be kardeşim. Yani artık bunu da yapamıyorlarsa ne diyelim ki biz? Ha, bunu yapamıyorlarsa ben size söyleyeyim. Olabilecek olan, bütün bu kargaşadan çıkacak olan sonuç Erdoğan'ın yeniden seçim kazanmasıdır. Eğer altılı masanın bu liderleri kendi aralarında böyle bir sen ben kavgasına düşerlerse, kendi aralarında benim dediğim onun dediği olacak şeklinde bir tartışmaya girerlerse, ya da başka bir deyimle söyleyeyim, güç kavgası içine girerlerse, ki iki kişi var zaten bunu yapabilecek o masada, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. İşte bunların son derece sakin olması gerekiyor. Son derece sakin, son derece ağırbaşlı olması gerekiyor. Başka bir sorun var. Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu gösterildi. Ne olacak? CHP Genel, işte söylüyorlar ya sistem, CHP Genel Başkanlığından istifa edecek. Ha, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık bu sefer sorunu çıkacak. O genel başkanlık sorununda o adayların bu sefer çatışma süreci var. O çatışma süreci CHP'de her zaman için sert olur zaten. Yine de öyle gösteriyor. Bir bakalım. O daha sonra konuşulacak konu. Ben yeniden şu Cumhurbaşkanlığı aday meselesine döneyim. Geçen sefer söyledim, daha önceleri de ifade ediyorum. Bence şu anda altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını gösterme konusunda baskı yapmanın, acele etmenin bir anlamı yok, gereği yok, doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü göstereceğiniz adayla seçime kadarki süreçte çok ciddi biçimde kamuoyu önünde her gün, ama her gün çatışma olacak. O çatışma siyasal iktidar bütün her gücü elinde bulundurduğu için, ekonomik güç, güvenlik, aklımıza gelen her şey. Çünkü sonuçta tek adam sistemi ve her şey Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak olan kararlara bağlı, onun düşüneceği kararlara bağlı. O nedenle burada çok ciddi biçimde sıkıntı yaşanacak. Hele Yüksek Seçim Kurulu seçimle ilgili takvimi bir açıklasın. Çünkü AKP'nin kendisinin yazdığı, kamuoyunun da efendim oylarıyla kabul ettiği anayasaya göre üçüncü kez aday olamaz. Çok açık. Üçüncü kez aday olamaz. Ha, şimdi buradaki bu bariyer, yani bu engeli nasıl aşmayı düşünüyorlar sorusunun yanıtı, eğer 28 Haziran diyecekseniz bu çok ciddi biçimde tartışma çıkaracak. Bu tartışma kaotik bir ortama gidecek. Yani bir kaos ortamının içinde biz çalkalanıp duracağız. O nedenle Nisan ya da Mayıs'ı almak gibi bir karar verebilirler. Hep ne diyoruz, 14 Mayıs olabilir. Niye? Çünkü bu Demokrat Parti ile ilgili, yani yeter söz milletin diye ortaya çıktılar ya. Öte yandan bugün eğer Erdoğan Cumhurreisi makamında oturuyorsa, Cumhuriyet Halk Partililer, yani çok şeye itiraz eden Cumhuriyet Halk Partililer için söylüyorum, Erdoğan o makamda oturuyorsa bunun tek bir sebebi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisidir. Yani o günkü genel başkanı Deniz Baykal'ın düşünce sistematiğinden kaynaklanmıştır. Orada iki şey söyledi. Bunlardan birisi neydi? Anımsatıyorum şimdi. Bunlardan birisi şuydu: Abdullah Gül, Erdoğan arasında biz bir çatışma çıkarırız. Yani ben önünü açarım Erdoğan'ın. Bir çatışma çıkarırız. Parti bölünür. Efendim, ondan sonra zayıflar. Oradaki güç çatışmasının sonucunda Cumhuriyet Halk Parti aradan çıkar diye bir düşünce. Hiç tanımıyor kültürü demektir. Ayrıca şu Deniz Baykal gibi çok tecrübeli bir şahsiyet, uluslararası müesses nizamın Erdoğan'ı istediğini,
AKP'nin kuruluş sürecine birazcık dikkat etmiş olsaydı, bu söylemiş olduğu, kafasından geçirdiği, ya bunu böyle yapalım dediği düşünce için kesinlikle ve kesinlikle adım atmazdı. Kesinlikle adım atmazdı. Daha önce Abdurrahman Dilipak anlatmıştı. Ben de ta aylarca önce söylemiştim. Deniz Baykal'ın kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için pazarlık yapmış. Daha önce bunları çok anlattığım için ve anlatıldığı için artık tekrar hiç inelememe gerek yok. Diyeceksiniz ki şimdi bunu niye gündeme getirdin? Gündeme getirme sebebim şu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi de Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kurmayları ve hatta bak ve hatta Temel Karamollaoğlu beyefendi hepsinin bunu bir kez daha çok yüksek sesle ve ardından da sürekli yineleyerek hem Erdoğan'a hem AKP'nin seçmenine anlatması gerekir. Bir de bu Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefet adayının kazanması için olması gereken gerçeklere baktığımızda oy kayması açısından söylüyorum. İki önemli gerçek var. Birincisi şu. AKP'ye oy veren seçmenin bir bölümünün ve MHP'ye oy veren seçmenin bir bölümünün kendi partilerinden koparak bu masanın adayına oy vermeleri gerekiyor. İkincisi en önemlisi HDP'ye oy veren seçmenin asıl bu adaya oy vermesi gerekiyor. Onun için bu masadan çıkacak olan aday, işte Kemal Bey diyor ya tek aday mı olur, üzerinde uzlaşılacak yoksa çoklu efendim adayla mı seçime gideriz? Efendim onu bilmem diyor. Neyin nasıl yapılacağı işte bunu bilmiyorum. Bir daha söylüyorum tek aday, çok aday bilmiyorum. Ama belirlediğimiz adaya herkesin oy vermesini isteriz. Şimdi o altılı masa belirleyecek hiç kuşkusuz ki. Ama altılı masa bir etik açısından bir de buradaki demokrasi ahlakı açısından baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına adayını onaylaması, ona oy vermesi gerekiyor altılı masanın. Ya burada da eğer Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağı yüksek yargı tarafından, önce istinaf, sonra işte Yargıtay, yüksek yargı tarafından onaylanacaksa, o zaman Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş burada güçlü adaylar. Ama Mansur Bey daha önce birkaç kez de üstelik demişti ki efendim Ankaralı beni belediyeye ben bu hizmet için seçti. Uzun sözün kısası beni belediye başkanlığı için seçti. Kemal Bey de demişti ki her iki belediye başkanı konuşulunca belediye başkanlarının Ankara ve İstanbul'un yerlerinde görevlerinde kalmasını uygun buluyorum, uygun görüyorum ve bunların orada kalmasını isterim demiş idi. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Evet masada bu çok tartışılacak. Onu gösteriyor. Ama masada hiç kuşkusuz ki bunların uzlaşmaları çok kolay mı? Düşünün masa şöyle bir masa. 5 parti hemen hemen aynı dünya görüşü, ortak paydaları var. Tabii çok ayrıldıkları yerler var. Ama bunların içinde en aykırı olan Cumhuriyet Halk Partisi. Geri kalan 5 partinin 5'i de ideolojik eksenin hep sağ tarafında yer alıyor. Yani o koordinat ekseninin hep sağ tarafında yer alıyor. Bir tek sol tarafta görünen CHP. Her ne kadar işte İYİ Parti'nin içinde liberal unsurları da savunduklarını ifade ediyorlarsa da ama her ne olursa olsun işte merkez sağa yerleşmeye çalıştığını ifade ediyor. Bakın bu çok zor bir iş. Biz bütün bunları konuşuyoruz. Bu altılı masadan hala niye Cumhurbaşkanı adayı çıkmıyor gibi çok ağır suçlamalar yapılıyor ya bence bu haksız. Gerçekten çok haksız. Çünkü bu altı partinin bir araya gelmiş olması demokrasimiz açısından çok sevindirici olmakla birlikte bunların bir arada ortak bir paydada buluşabilmeleri sonra açtıkları yolda yani o tünelin içine girip sonundaki o ışığa ülkeyi kavuşturmaları konusu o kadar da kolay değil. Hepsinin ayrı bir ideolojik savunuları var. Hepsinin ayrı parti programı var. Hepsinin ayrı bir dünyayı yorumlamaları var. Bir de tabanları var bunların. Buradaki seçmenler açısından yani hepimiz açısından söylüyorum. Bizde demokrasi kültürü de yerleşmiş bir kültür değil. Evet parlamenter yaşamı tanıyoruz, anayasacılık yaşamını tanıyoruz. Ama demokrasi konusunda kaç sene önce de yazdım işte şurada da duruyor kitap gözümün önünde. Demokrasi konusunda biz samimi olmayan bir milletiz. Samimi değiliz. Bakın samimi değiliz. Samimi olmadığımız nereden belli? İşte bu tek adam sistemini kurdurmamızdan belli. Bundan belli.
Bunların doğru düzgün işte anlatamadılar. Her neyse o oldu bu oldu neyse. Ama altılı masa, son cümlem şu olsun, toparlayayım efendim konuşmayı. Altılı masa nereye gidiyor sorusunu sürekli olarak sorulan bir soru. Buradan bir çatlak çıkar mı? Bu masa dağılır mı? Hayır efendim, bu masa dağılmaz. Bakın, bu masa dağılmaz. Ama kamuoyu açısından söyleyeyim. Eğer buradan tek adayla değil, çoklu adayla gidecek olunursa bu seçime, doğal olarak ve çok anlaşılabilir biçimde kamuoyu şunu düşünecek. Burada çok ciddi biçimde çatlak var. Yani başka türlü bir şey düşünülemez. Ve bu Erdoğan'ın en çok istediği tercihtir. Bak, en çok istediği stratejik tercihtir bu masa açısından. O nedenle bu masanın kamuoyunun enerjisini kaybettirtmeden, ki bak kayboluyor enerji. Son yapılan kamuoyu araştırmalarından birisini, nerede, TV100'de, evet, kulağıma çalındı. CHP'nin oyu %22 görünüyormuş. Bak, 26'lardaydı, 22. Bu ne demektir biliyor musunuz? Enerji kayboldu, umut kayboldu, inanç kayboldu, güven kayboldu demektir. İşte bunların yeniden bunların yeşertilerek, yeniden bunların canlandırılması şarttır. Tarihi bir fırsat var, değerlendirdiler. Değerlendiremediler. O zaman bu laik cumhuriyetin ve şu bizim Kemalist yapının, işte kurdurulan bu cumhuriyetin, bu devlet sisteminin, bunların hepsinin, ama hepsinin bir şekliyle, tırnak içine söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın, yıkılışının mimarları olacak. Bunun sorumlusu da Erdoğan değil, bunun sorumlusu bu altı liderdir ve tarih onları bağışlamayacak.